Hollanda Çarşı Pazar için ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bu haftada dolu dolu Hollanda Çarşı Pazar'la yine karşınızdayız. Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde sizler için söyleşiler yaptık, ziyaretlerde bulunduk ve dolu dolu bir program hazırlamaya çalıştık. Yanımızda bu hafta stüdyo konuğumuz nevi şahsına münhasır ve buraya gelirken dedi ki bana ne sorarsanız sorun dedi. Hollanda'da herkes tanır, tanımayan da adını mutlaka duymuştur. Zeki Baran. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Yavuz Bey. Evet, nasılsınız? Nasıl gidiyor Hollanda gündemi? İyiyiz. Hollanda gündemi tabii biraz sıkıntılı, zor durumdayız Türk toplumu olarak. Bunların hepsini konuşacağız. Evet. Ama ben şimdi Saadet Hanım'a dönüyorum. Diyorum ki, Saadet Hanım, bu hafta programımızda izleyicilerimize neler izleteceğiz? Evet, bugün programımızda neler var Yavuz Bey? Evet sevgili seyirciler, geçtiğimiz günlerde Hollanda Türk Federasyon, Rotterdam Meydan Restoran'da Türk basını ve STK'larla bir toplantı gerçekleştirdi. Müsiyat Den Haag Şubesi ise Lahey'de yılbaşı resepsiyonu verdi. Bunun yanında Rotterdam ve Arnhem'de birkaç iş yeri ziyaretimiz oldu. Türk girişimcilerin çalışmalarını tanıtmaya devam ediyoruz. Başka ne var Yavuz Bey? Geçtiğimiz günlerde Göç adlı şiir dinletinizi ekibimizle birlikte ziyaret ettik, izledik. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz bize? Valla ben de merak ediyorum ne söylemişiz. Hadi bakalım hep beraber izleyelim. Görüntülerimizi ona çevirelim. Sanatolia Sanat Vakfı'nın organize ettiği şair Yavuz Nufel'in Hollanda Türk toplumunun 50 yıllık göç tarihini anlatan Göç adlı gösterisi geçtiğimiz günlerde Lahey'de izleyicisiyle buluştu. 146. kez göç gösterisiyle seyirciyle buluşan Yavuz Nufel, izleyenlere göç tarihini adeta yeniden yaşattı. İzleyicilerinin zaman zaman duygulandığı gösteride Yavuz Nufel'in okuduğu şiirler ve anlattığı hikayeler izleyicilerden tam not aldı. Bizim işimiz bu programlarla ahde vefa, borcumuz var. O yüzden borcu var şiiriyle çıkıyorum. Geçmişimizi bilelim ki geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyelim. 1960 ile 70 arasında kağıdı çıkıp bu amcamız gibi gelenlerin adı misafirdi. Çünkü onlar bir çift öküz, iki dönüm tarla, bilemedim bir traktör için gelmişlerdi ama dönemediler. Niye dönemediklerini anlatacağım. 70 ile 80 arası ya bunlar dönmüyorlar, bir tuhaf insanlar. Yani biz bunları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma barakalarda falan yaşattık. Bunlar şimdi evlere çıkıyorlar. Bunlar yabancı ama nasıl yabancı? Hollanda vatandaşı, Alman vatandaşı olmaya başlar. 90 ile 2000 arasında da adları yeni vatandaşlar. Meydelandır, Neydelandır falan. 2000'den sonra da işte faşist partilerin hedef gösterdiği sorunlular, uyumsuzlar oldu. Buraya gelirken hani iki sene için döneceklerdi ya, niye dönemediler? Birikimleri. 60 ile 70 arasında birikimlerini köyde akrabalarına, kardeşlerine gönderdiler. Tarla aldılar, su bastı. Koyun aldılar, kurt yedi. Hiç 5 kuruş kalmadı. Yani o iki dönüm tarla hayali bitti. Dediler ulan bir 10 sene daha çalışalım. İşte eşimizi de getirelim. 70'te aile birleşimleri başlıyor. 70'te 80 arasında da biriktirdiklerini her köye, her kasabaya bir kooperatif kurmuşlardı ya. Kooperatifler aldı götürdü. Bir yıl önceden beri acısını çekenlerin, terk edip gidenlerin hasreti var bu şehirde. Diller lal, anlatılmadı, yok oldu kalemler. Bu şehrin kaleme destan borcu var. Bu akşam hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl geçti? Nasıl buldunuz? Çok güzeldi ve yıllardır Hollanda'da olan şeyleri anlatıldı. Güzeldi ya. Geçmişe gittim. Kendisiyle uzun zamandır görüşme ihtimalimiz olmadı çünkü sağlık sorunları yaşamıştım. Bu akşam burada Nufel kardeşin geçmişini tekrardan özel hayatta içinde dahil kendisini tanıyordum. Ama bu kadar derinini bilmiyordum. Beni ağlattı resmen. Evet, aslında çok duygulandık çünkü dedelerimizin, babaannelerimizin, nelerimizin geldiği zamanları gördük ve ne tür zorluklar çektiklerini gördük. Hani Türkiye'deki insanların burada çalışanlar için lay lay lom çok güzel hayat yaşadıklarını tahmin ediyorlar ama öyle değil tabii ki. Çok zorluklar yaşamışlar ve bunları gördük yani. İnsan içi acıyor. İsmim Sevdiye. Yaklaşık bir yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Aslen Bulgaristanlıyım. Ve Sanatolia'nın öğrencilerinden, yeni öğrencilerinden biriyim.
Bulgaristanlı olduğum için Türkiye'nin göçünden çok ilgilenmedim yani bugüne kadar ve bu gösteride benim çok dikkatimi çekti, çok ilgimi çekti. Ama insanların yaşadıkları hasretlik, geriye bir dönünce bir bakınca yani aileni falan bırakıp da buraya gelmek gerçekten zor. Çünkü aynısını şu an ben yaşıyorum. Bu akşam çok anlamlı bir geceydi. Neden? Çünkü geçmişimizle şu andaki geleceğimiz olan gençlerin hikayeleri, geçmişteki hikayeleri gelecek nesillerimize anlattık. Ve bu kıssalardan hisseler bize düştü. Bu hisselerden de çıkartacağımız kendimize paylar vardı. O yüzden Yavuz abinin hayatı gerçekten bu noktada ibretlik bir hayat. Ve anlatımıyla, gösterisinin tarzıyla insanları derinden etkilediği için bu gösterilere ihtiyaç var. Özellikle Hollanda'daki yaşayan Türklerin bu tür kültürel aktivitelere derinden ihtiyaçları var. Evet, ben de bizzat beğeniyle izledim Yavuz Bey. Göç destanı hepimizin ortak konusu değil mi? Evet, ben de kendimi sizlerin sayesinde ilk kez izlemiş oldum. Bu bir göç destanı, 1960'ta başlayan bir hikaye. Acılarıyla, anılarıyla, öyküleriyle, şiirleriyle topluma ayna olmaya, yani dünlerimizi unutmayalım diye yarınlarımıza bir nevi belge niteliğinde. Fakat Hollanda Türk toplumunun gündemini, dününü, bugününü, geleceğin elinde tutan, sorunlarıyla yakından ilgilenen stüdyo konuğumuz Zeki Baran var. Şimdi kendisiyle soracağız, bilmediklerimizi öğreneceğiz. Evet Zeki Bey, görüntülerde de izledik. Şimdi size ilk sorumuzu soralım. Hollanda toplumu nedir? Nereye geldi? Nereye gidiyor? Şu andaki ahvali durum nedir? Böyle bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Tabii ki. Hollanda Türk toplumu biliyorsunuz Ankara Anlaşması'yla, 1964 Ankara Anlaşması'yla anlaşmalı bir şekilde önce misafir işçi olarak, sonra da kalıcı olarak burada bir yarım milyon bir toplumdur. Şu andaki durumumuza bakıldığı zaman işte 1990'lı yıllardaki 1002 olan üniversite yüksekokul seviyemiz şu anda %40'a yükselmiş durumda. Daha da gerideyiz. Hala Somalilerden bile gerideyiz. %60 olması gerekiyor bizim yüksekokul ve üniversite öğrenci sayımız. Yani mücadele bitmemiş durumda. Ayrıca daha önce bir sürü kazanılmış haklar şu anda tek tek elimizden alınıyor. Bizimle beraber yan yana duran sendikalar, ondan sonra kadın kuruluşları, eşcinseller, bunlar bizden ümidi kesmiş durumda. Yani Türk toplumu tekrardan geri eski gücüne kavuşması lazım. Başka da çaremiz yok. Çünkü çok parçalı bir durumdayız şu anda. 1200'e yakın derneğimiz var. İşte 10-12 tane federasyon var. Herkesin kendine göre bir dünya görüşü var. Bu da olması kadar normal bir şey yok. Tabii ki olacak herkesin bir dünya görüşü. Ama bizim ortak sorunlarımız var. Zeki Bey, sizi buraya davet ederken dediniz ki bana her şeyi sorabilirsiniz. Kesinlikle. Dediniz. Yani ezber bozdunuz bir yerde. Evet. Böyle olunca biz de dumura uğramadan acaba neler sorabiliriz dedik. Şimdi bu kadar uğraşının arasında Zeki Baran nerede? Sizin bir politik şapkanız var. Evet. Sizin bir STK temsilciliğiniz var. Yani sizde toplum adına yok yok. Evet. Yani size deseler ki size 3 dakika vakit veriyorum. Bana Hollanda'daki Türklerin, Hollanda'daki sorunların iyi, güzel, kötü, çirkin her neyse bir haritasını çıkarın deseler ne yaparsınız? Şimdi biliyorsunuz işte ben şu anda İYÖTE'nin başkanıyım. İYÖTE Türkler İçin Danışma Kurulu. Daha önce 9 federasyonundan kurulmuş. Herhangi bir bakanla, gösterilen bir bakanla Türklerin sorunlarını geleceğini istişare eden ve bu konuda resmi bir danışman olan bir kurum. Zamanında 9 federasyonda kurulmuş. Bazı federasyonlar bazı nedenlerden dolayı ayrıldı. Fakat şu anda 7 federasyon hala devam ediyor. Ben de şu andaki onun herhalde başkanıyım. Ayrıca Yozgatlılar Federasyonu'nun başkanıyım. Rotterdam Müzeler Birliği'nin, Rotterdam'daki Müzeler Birliği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Ayrıca? ayrıca... Bir siyasi şapkanız var. Evet. Rotterdam İşçi Partisi il yöneticisiyim hala. Kampanyadan sorumlu başkan yardımcısıyım. Belediye meclis üyesiydiniz. Kaç dönem? Belediye başkan yardımcısıyım. Üç dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Bir dönemde belediye başkan yardımcılığı yaptım. Siyasi etkinliğim hala devam ediyor. Bulunduğum parti içerisinde. Mücadelem devam ediyor diyelim. Peki size sokakta karşılaştığınızda ne tür sorunlar geliyor?
Ya bu kadar şapkayla soruyorum. Olur ya, belediyede iş olan da geliyor, Türkiye ile iş olan da Yozgatlılar da geliyor. Yani şu andaki Yavuz Bey, şu andaki Türk toplumunun en büyük sorunu o yanını bu yanını kurmaya gerek yok, ayrımcılık. Kendi arasında mı, Hollandalılar tarafından? Hollandalılar tarafından. Neden? Biliyorsunuz bir 11 Mart sendromu yaşadık. Ya doğru yanlış bir şeyler yaşandı bu ülkede. Ve o günden bugüne kadar işte bir sürü iş yerimiz Hollandalı müşterilerini kaybetti. Bir sürü arkadaşımız, dostlarını, arkadaşlarını kaybetti. Bir sürü insan... Ama hala orada değiliz. Geliş gidişler başladı. Bir ılımlı şu, hava esiyor. Kesinlikle. Şu anda çok güzel bir hava esiyor. Ama her şey güllük gülistanlık değil. Çünkü bazı şeylerin bizim cebimize ulaşması biliyorsunuz yıllar alıyor. Hollanda'daki nüfusu ne kadar iyi olursa olsun benim gencim, kusura bakmayın, %17 işsiz. Hollandalı %8 işsiz. Bir de iki ülke arasında bu soğuk rüzgarlar eserken, sizin de bahsettiğiniz gibi 11 Mart olayları yaşanırken, ondan hemen sonra sizler bu ilişkilerin düzelmesi için büyük çaba sarf edenlerin birkaç kişiden birisiniz. Kesinlikle. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hollanda Türk toplumu burada kesinlikle kalıcı. Biz kalıcı toplumuz ve aynı zamanda bu ülkenin bir parçasıyız. Bize misafir gibi müdahale, muamele edilmesine kesinlikle karşıyım ben. Çünkü biz gerçekten, çocuklarımız burada okula gidiyor. Bizim iş yerlerimiz burada. Sizin televizyonunuz burada. Biz ekmeğimizi burada yiyoruz. Tabii ki doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Onun için canımızı bile veririz. Ama bizim geleceğimiz burada. Biz buranın vatandaşıyız. Biz ülkemize, doğduğumuz topraklara gideriz. Oradaki insanlarımıza yardım ederiz. Bildiğimiz güzel şeyleri söyleriz. Ama biz buralıyız. Bu ülkenin parçasıyız. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Evet. Yani eğer Yavuz Bey, siz de bilirsiniz. Siz kendinizi misafir hissederseniz size misafir gibi davranırlar. Ama ev sahibi hissederseniz ev sahibi gibi davranırlar. Bence biz burada ev sahibiyiz. Kimse kusura bakmasın. Ve bu ülke Wilders gibilere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Şimdi o zaman tam yeri geldi ve sormak gerekir. İleriye, istikbale baktığınızda enseyi karartıyor musunuz? Enseyi karartmak nedir? Başın öne eğilir, güneş ensenden vurur, ensen kararır. İstikbali nasıl görüyorsunuz? İyi görüyorum ben. Yani artık toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla yeni gelen büyükelçimiz, yeni gelen konsoloslarımız bu konuda çok bilinçliler. Ne yaptıklarını çok bilen iyi bilen insanlar. Yeniden doğru ilişkiler kurmaya çalışıyorlar ve kuracaklarından da eminim. Yalnız bir zaman alacaktır. Bu zaman zarfında da bizim Türk toplumu olarak ortak sorunlarımızı konuşabileceğimiz platformlar olması lazım. Zeki Bey, yeri geldi söyleyeyim. Biraz önce göç destanını izledik. Ben de anlatıyorum orada. Uçağın altında gitmek diye bir tabir var. Yani kargoda, evet. Tabutta. Programda sorular da yok ama bu şu anda spontane gelişti. Sormak zorundayım. Eski padişahlar bile öldüklerinde en azından iç organlarını savaşta işte nerede savaşıyorsa oraya bırakırlarmış ki benim bedenim, iskeletim, naaşım orada kalırsa o ülke benim senmiş oluyor, yurt edilmiş oluyor. Evet. Yani sizler Allah gecinden versin, öldüğünüzde nereye gömüleceksiniz? Vallahi, hemen sözünüzü geçiyorum. Vallahi ikilem içerisindeyim. Öyle mi? Evet. Geçtiğimiz günlerde iş adamlarımızdan birini kaybettik biliyorsunuz. Evet, evet. O Hollanda'ya defnedildi. Geçtiğimiz, evet, programda gösterdik. Evet. Şimdi bu kadar Hollanda'yı benimsemiş, kendini artık ev sahibi olarak gören bir politikacı, iş adamı, danışman olarak. Yani siz niye ikilem içindesiniz? Ya burada niye diyemiyorsunuz? Şimdi şöyle ikilem içerisindeyim. Yani şimdi biliyorsunuz işte biz yalnız değiliz. Ailelerimiz var. Bizi seven insanlar var. Onların da bir fikirleri var. O yönden ikilem içerisindeyim. Ama ben belediye meclis üyesi olduğum zamanlarda Türkler için burada bir mezarlık olmasını çok arzu ettim ve onun için tekliflerde bulundum. Şu anda NİDA Partisi aynı tekliflere devam ediyor. İşçi Partisi ile birlikte bir çalışma var. Bence Rotterdam'a bir Türk, sadece Türk şeyi gerekli mezarlığı. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Sizinle söyleşimiz devam edecek ama şu anda Hollanda'da da biliyorsunuz yerel seçim fırtınaları esiyor. Evet, evet. Mart ayında yerel seçimler var. Daha sonra eyalet seçimleri var. Sadece eyalet seçimleri. Evet. Eyalet seçimleri var. Teşekkür ediyorum düzelttiğiniz için. Ne yapacağız bizler? Halkımız bilinçli mi? Sokaktaki insan, yaptığımız röportajlarda biz bir karara varamadık. Sizin kararınız nedir? Ya şimdi şöyle, eyalet zaten çok
topluma uzak bir politika şeyi biliyorsunuz. Aslında sadece eyalet değil, bir de su yönetimi seçimi var bu seçimlerde. Evet. Belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Su yönetimi seçimi Hollanda'nın ilk demokratik şeyidir, yönetim şeklidir. İlk defa seçim su yönetimi olmuştur. Biliyorsunuz su burada çok önemli ve bentler çok önemli. Su yöneticileri genellikle bentlerden ve suyun temizliğinden sorumludur. Belli bütçeler de vardır ve her bölgede su yöneticileri vardır. Bunlar da seçilerek gelirler halkın içerisinden ve suyu yönetirler. Çok değişik bir şey, ilginç bir şey değil mi? Yani dünyanın hiçbir tarafında yok mesela. Düşünün bir kere, devlet su işlerini seçimle belirliyorsunuz. Bulunduğu yerden yönetiliyor. Yani birincisi bu, yani çok önemli. Türk toplumu hala bu su yönetiminin ne olduğunu çok farkında değil ama sadece şunun farkında, her yıl 360 euro ödediği, su temizliği için ödediği paranın farkındadır mutlaka. Onun için de sandığa gidilmesinde fayda var. Eyalet de öyle Yavuz Bey. Aslında eyaletin en önemli şeyi ne biliyor musunuz? Senatoyu seçer eyalet. Evet. Ve senatoda... Hemen kısa bir bilgi verelim. Hollanda yönetim sistemi monarşi. 150 sandalyesi var ikinci kabinede. 75'te senatörü var. Evet. Birinci kabinenin meclisin aldığı kararları senato onaylarsa... Kabul veya reddeder diyelim. Kabul veya reddeder, veto hakkı var. Evet. Bizdeki daha önceki olduğu sistem gibi. Evet. Mesela işte buna şunu söyleyebilirsiniz. Helal kesim parlamento tarafından kabul edilmesine rağmen senato bunu reddetmişti. Evet. Ve yasalaşmadı. Peki vatandaşlarımızın sandığa gitme oranları, her şikayet ediyoruz bundan. %28'di bir ara. Sonra %30 oldu. Derken biraz sizler gibi Türk adayların sayesinde ivme kazandı. Evet. Şu anda kaç bekliyorsunuz eyalet seçimlerinde? Şimdi eyalet seçimlerinde Hollandalılar da %30, %40 civarında katılıyorlar. Yani %100 olsa tabii daha güzel olur. Yani sonuçta 5 dakikalık bir zaman. Bir de Hollanda'da biliyorsunuz çok basit oy vermek. Böyle bir herhangi bir hengame yok. Zaten sandıklarda 200 tane 200 isim yazılı. Sıra beklemenize gerek yok. 5 dakikalık bir zaman. Bir de bu hak. Yani belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Eyalet seçimlerinde sadece çifte vatandaşlar veyahut da Hollanda vatandaşları oy verebilir. Pasaportunu cebine alıp koyduysan git oyunu ver kardeşim. Evet, yani sen bu ülkenin, ben bu ülkenin sahibiyim diyorsan oyuna da sahip çık. Oy vermek çok önemli. Yani sonuçta demokrasinin bir gereği. Seni kimin yöneteceğine karar veriyorsun. O zaman şöyle bir slogan yapalım burada. Su parası olarak 360 euroyu verirken zorlanıyorlar ya insanlar. Oy verirken o kadar zorlanmayacaklar. Evet, kesinlikle. Yani bir de mesela... O meblağları da mı seçilen yönetim belirliyor? Kesinlikle. Yani programlarına, parti programlarına baksınlar. Kim şeyi ucuzlatıyorsa veyahut da fakirleri kim koruyorsa onlara oy versinler. Mesela işte İşçi Partisi veyahut da Sosyal Demokratların şeyi vardır. Belli bir meblağın altında para kazanan insanlardan su parası talep edilmez, temizlik parası. Yani onlar zenginlerin sayesinde yıkanıyorlar, su içiyorlar, öyle yani mi? Yani sonuçta öyle. Yani çok kazanan çok versin abi yani. Evet. Zeki Bey, benim de bir sorum olacak. Tabii. 7 tane federasyonun başkan olduğunu söylediniz. Evet. Peki burada fikir ayrılığıyla karşılaşıyorsunuzdur muhakkak ki. Evet, kesinlikle. Katılan üyeleriniz daha çok genç nesil mi, orta yaşlı mı? Şimdi her yaştan var tabii. Şu federasyonlar kendileri belirliyorlar kimlerin öyle bir yönetime katılacağını. Her yaştan var. Zorlanma şöyle. Görüş ayrılığı zaten normal bir şey. Çünkü herkesin dünya görüşü farklı. Ama buradaki en önemli şey ortak sorunlarımız nedir? Aynen. Yani ben mesela İOT'den ayrılan federasyonlarımızla görüştüm. Birebir görüşme yaptım. Ya dedim ki ya arkadaşlar, bizim ortak sorunumuz ne sizce? Ve 4 Mart'ta da birleştik hepsini. İş pazarındaki ayrımcılık. Çocuklarımızın iş bulamaması, gençlerimizin okulları erken terk etmesi, ana dili. Ya bunlar olmazsa olmaz şeyler. Ve bir de herkes şunu söylüyor, işte hastalık sigortaları çok pahalı. Evet, pahalı ama biz tek yumruk olup doğru düzgün bakanın karşısına çıkamadığımız zaman olmuyor bu iş işte. Hatta başka bir şey söyleyeyim Yavuz Bey. Bizde Türk toplumuyla 2 yıldır bakan görüşmüyor. Resmi görüşmesi yok. Kale mi almıyor, ciddiye mi almıyor? Hayır, şöyle diyor. Muhatap yani, mı almıyor? Hayır, siz bu kadar çok parçalısınız diyor. Yani kopukluk değil mi? Evet, siz tamam, çok parçalısınız kopukluk diyor. Ben kimden konuşacağım? Bana bir muhatap gösterin.
Peki, ama onlar ne yapıyorlar biliyor musun? İşte bizi Hollanda Türk toplumunu güvenlik sorunu haline getirdiler. Abi biz bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Bir an önce, bizim bir dakika bile kaybedecek zamanımız yok. Biz bu ülkede güvenlik sorunu değiliz. Biz bu ülkeye katkı sağlayan, vergi ödeyen, bu ülkenin sahibiyiz biz. Yani bizim bunun bir an önce çözülmesi lazım ve inşallah umuyorum önümüzdeki günlerde öyle şov falan yapmadan, bütün federasyonlarımızla ayrım yapmadan bir araya gelip bu dört tane ana madde şeyinde zaten IOT'nin daha önce de hazırladığı gibi işte Ayhan Toncalar'ın da beraber olduğu zamanlarda bir gelecek ajandası var. Agenda van toekomst dediğimiz. Biz Agenda van toekomst'u hayata geçirmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Şimdi büyükelçiler değişiyor, IOT başkanı değişiyor. Bence güzel günler göreceğiz. Çocuklar şiir aklıma geldi. Evet, inşallah bu konuda gereken ne mücadele varsa vereceğiz. Ben de, yönetimim de, biz bunu istiyoruz IOT yönetimi. Biliyorsunuz ben Yozgatlar Federasyonu'nda başkanıyım. Hatta şunu söylüyorum, yani hemşeri dernekleriyle de görüşmem lazım. Onlar kendi şehirleriyle bir köprü vazifeler ama sonuçta onların da gördükleri, yaşadıkları şeyler var, sorunlar var. Onların da bu şeylere katkı sağlaması gerekiyor. Evet Zeki Bey, sizinle söyleşiye devam edeceğiz. Fakat sizin de katıldığınız, geçtiğimiz günlerde Rotterdam Meydan Restoranı'nda Hollanda Türk Federasyonu'nun düzenlediği bir gece vardı. Orada vatandaşlarımıza bu konularla ilgili bazı şeyler sorduk. Hadi birlikte izleyelim. Rotterdam Meydan Restoran'da basın mensupları ve çeşitli STK temsilcileriyle bir araya gelen Hollanda Türk Federasyon yönetimi çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıya HOTİAD Genel Sekreteri Faruk Alıcı, Rotterdam Müseyat ve HOKAF Başkanı Mustafa Duyar, Hollanda Türk Hukukçular Birliği Başkanı Avukat Ejder Köse, DENK Partisi Avrupa Parlamentosu adayı Ayhan Tonca ve birçok STK yetkilisi katıldı. Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, federasyon yapısı ve çalışmalarını bir sunum şeklinde katılımcılara özetledi. Murat Gedik, Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanıyım. 6 senedir Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Daha önce de Türk Federasyonu'nun belirli kurumlarında zaman zaman görevlerde bulunmuştum. İş hayatında mali müşavirim. Bugün bu toplantıyı niye yaptık? Bugünkü toplantıda amacımız Türk Federasyonumuzu, zaten biliyor STK temsilci arkadaşlarımız ama yine de bir davet edelim dedik, bir hasbihal edelim. Çünkü hep bir araya gelme imkanımız olmuyor. Ve bir de şu var, maalesef son özellikle 11 Mart'tan sonra yaşamış olduğumuz süreçte Hollanda'daki Türk iskanının üzerinde var olan psikolojik bir baskıyı bir arada gelip de dışarıya da gösterelim. Yani biz Türk STK'lar olarak, Türk insanlar olarak bir araya geliyoruz. Zaman zaman hasbihal ediyoruz, zaman zaman istişare ediyoruz. Yani dışarıya da bir birlik, beraberlik mesajı verelim diye. Bugün STK'ların neredeyse tamamı katıldı davet ettiklerimizin. Çok şükür ihtiyaç da varmıştı. Herkes de memnun kaldı. Biz de memnunuz tabii ki. İnşallah bunun devamlılığı gelir düşüncesindeyiz. Bugün Türk Federasyonumuz ev sahipliği yaptı. Umarız bundan sonra da başka STK'lar periyodik olarak buna ev sahipliği yaparlar. Hollanda şartlarını hepimiz biliyoruz. Gitgide bizi daha da zorlayan bir şartlarda bir araya gelebiliyoruz. Bu durumlarda bütün STK'ların inisiyatif alarak konuşmaya devam etmesi, bir araya gelerek sorunları değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi bizde bu toplantı mesela çok güzel. Yani bunlar da olsun. Ama ağırlık bu her STK'nın bir gençlik kolu var. Bu gençlik kolları mesela davet edilse, onlarla haşır neşir olursa bence daha verimli olacağını düşünüyorum. Bu akşamki toplantı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce verimli geçti mi? Evet, bence verimli geçti. Buradaki STK'larımızın hangi görüşten olursa olsun veyahut da hangi siyasetten olursa olsun gerçekten gördüğüm kadarıyla 10-15 tane STK başkanı vardı. Bir araya gelindi. Böylesi toplantıların verimli olacağını düşünüyorum ve olması, devam etmesini istiyorum yani açıkça. Hollanda'daki Türk STK'ları uzun yıllar artık bir araya gelemiyorlar maalesef. Böyle bir toplantı güzel bir başlangıç olarak görüyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Hollanda'daki sorunlarımız, asgari ve müşterek sorunlarımız çok. Ve gün gittikçe de artıyor bu sorunlar. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için STK'ların çok büyük bir önemi var. Ama herkes ayrı ayrı kendi çalışmalarını yaparlarsa o gücü, o birlikteliği bulamıyoruz.
Onun için bu toplantı benim açımdan ve buradaki bulunan STK'lar için çok önemli buluyorum. Çok geniş tabanlı bir katılım oldu burada. Siz de Odinet adına buradaydınız. Bundan sonraki sürece katkılarınız iş adamı olarak, Faruk Alıcı olarak ve Hotiyat olarak nasıl bir katkılarınız olacak? Şimdi aslında Türk STK'larının güçlendirilmesi için biz bu toplantıların daha geniş tabanlısını 3 yıl önce yanılmıyorsam yapmıştık. Birkaç defa yaptık. Çok da katılımlar oldu. Bunun arkası kesildi. Devam etmesi gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, biraz önce toplantıda söyledim. Yeni jenerasyona, yani yeni gençliğe, burada doğmuş, büyümüş, eğitimini burada almış kadrolara STK'ların devredilmesi gerekiyor. Büyüklerin artık koltuklarından kalkıp gençleri oraya oturtmaları, onlara imkan tanımaları. Birincisinin bunu yapması çok önem arz ediyor. Çünkü artık dünya değişiyor. Ülkelerdeki kurallar da değişiyor, şartlar da değişiyor. Biz de bu değişikliğe ayak uydurmamız lazım. Türkiye'deki alışkanlıklarımız veya Türkiye'deki bilgi ve becerilerimiz bazen burada yeterli gelmiyor. STK'larımız gerçek anlamda performanslarını gösteremiyorlar. Çünkü baktığımızda burada yetişmiş profesyonellerimizin STK'lardan uzak durduğunu görüyoruz. Türk toplumundan uzak durduğunu görüyoruz. Bunun bu sorunun cevabını bulmak lazım. Neden bu böyle? Neden onlar Türk sivil toplum örgütlerine, Türk toplumuna sahip çıkmıyorlar da kendilerini geri tutuyorlar? Buradaki eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Tek çözüm bizim geniş katılım, aynı kişiler değil de bizim gençlerimizi daha çok toplumun içerisinde olan, okuyan, siyasette aktif olan, ticarette, iş dünyasında aktif olan, üniversitelerde aktif olan verimli gençlerimizi bu alana çekmek gerekir, sorumluluk almaları açısından. Sevgili seyirciler, bu yılın son yılbaşı resepsiyonu ise MÜSİAD'ın Lahey Şubesi tarafından geçtiğimiz günlerde Den Haag'da gerçekleştirildi. Orada çok sayıda iş adamımız, maalesef henüz çok az sayıda iş kadınlarımız bu resepsiyona iştirak ettiler. Şimdi o görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. MÜSİAD Lahey Şubesi'nin yeni yıl resepsiyonu Dünya Ticaret Merkezi salonunda seçkin davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Resepsiyona Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Ömer Tarık Genç Osmanoğlu konuk konuşmacı olarak katıldı. MÜSİAD Den Haag Başkanı Hamza Çelik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve bundan sonra da devam edeceğiz. Nitekim birlikten güç doğar sözüne inanıyoruz şeklinde konuştu. Geç saatlere kadar süren resepsiyonda davetliler ikram eşliğinde ikili görüşme imkanı buldu. Evet, şu anda da Den Haag, yani Lahey MÜSİAD Genel Sekreteri, daha doğrusu bu yapılanmanın beyni, kalbi, yüreği Resul Özdemir'le birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda iş adamı, kendisi aynı zamanda eski bir siyasetçi, eyalet milletvekili. Bu akşamın değerlendirmesini alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Böyle bize imkan sunduğunuz için, medya aracıyla en azından fikirlerimizi paylaşma imkanımı sunduğunuz için. Bu akşamın amacı özellikle 2018'de yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle paylaşmak ve 2019'da yapacağımız çalışmaları sizlerle birlikte paylaşmak. Bugün çok güzel bir katılım oldu. Rotterdam Başkonsolosluğu, sivil toplum örgütlerinin başkanları, basın mensupları, üyelerimiz, güzel bir katılım oldu. Den Haag MÜSİAD olarak şu anda 60 tane üyemiz var. Bu yılın sonunda 100 tane üyeye hedefliyoruz. Diğer müsiyatları da biliyoruz ama Hollanda müsiyat şunu diyor: amacımız sadece ticaret yapmak, para kazanmak değil, toplumun her türlü sorunuyla yakından ilgilenmek diyor. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Evet sevgili izleyiciler, şimdi sizler için değerlediğimiz çarşı pazar görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Biz sorduk, siz söylediniz. Bakalım mikrofonlarımıza neler söylediniz? Şu anda Hollanda'nın, yani Rotterdam'ın yarım yüzyıllık tarihine tanıklık eden abilerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Sağımızdan başlayalım. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Sait Gür, Erzurumluyum. Yaklaşık 40 yıldır Rotterdam'da yaşıyorum. Şimdi Hollanda'da kalıcı mıyız, gideceğimiz konumuz, evet, değil mi? Soru bu.
Hollanda'da kalıcı değiliz. Biz dedim ya, ben 40 yıldır, abilerim, amcalarım belki 50 yıldır buradalar. Hiçbir gurbetçi Türkiye'nin veya Avrupa'nın yurt dışında en güzel yerlerinde de yaşasa hiç ah ulan ah Hollanda, ah ulan ah İstanbul dememiştir. Dikkat edin. Hep ah köy mah köy etmişizdir hepimiz, değil mi? O zaman benim soracağım soruyu siz söylemiş oldunuz. Hani doğduğumuz yer mi, doyduğumuz yer mi? Şimdi öyle diyorlar, bu çok zor bir soru aslında. Hem doyduğumuz yer hem doğduğumuz yer. Gerçek bu. Biz kalıcıyız abi. Bizim çocuklar burada olduğu müddetçe kalıcıyız. Yani doğduğumuz yer tamam, orası ayrı bir. Ama doyduğumuz yer. Evet, doyduğumuz yer. Bir de çoluğumuz çocuğumuz burada olduğu için oraya dönsek de gönlümüzün yarısı burada. Torunları bırakıyorsun, çocukları bırakamıyorsun. Gidip geliyoruz yani, ne orada ne burada. Peki senenin kaç ayını, haftasını Türkiye'de geçiriyorsunuz? Bu genelde 4 ay, 5 ay bu aralarda böyle. Ama 8-10 ay kalan da var yani, ama çok az. Çünkü soğuklar düştü mü geliniyor yani. Ben Mehmet Çakal, kendim Erzurumluyum. Tabii 45 yıldır Hollanda'dayım yani. Biz ilkin buraya geldiğimiz zaman biz döneceğiz diye düşünüyorduk. Ama maalesef dönemedik. Ama şu Hollanda'da da çalıştık, kazandık, bir şeyler yaptık. Ama memleket hasretliğine her zaman yandık. Ama memleketimizi çok seviyoruz ve burayı da seviyoruz. Eğer memleketini sevmeyen bir adamdan burada da hayır çıkmaz yani, bu memlekete de. Biz Türkiye'yi nasıl düşünüyorsak burayı da aynı. Ekonomi durumunu öyle düşünüyoruz çünkü. Burada karnımız doydu, ekmeğini aldık. Allah bin bereket versin diyorum ben buraya. Ben Necmi Ali Öcalan, Nevşehir, Kozaklı doğumluyum. 1970'te Hollanda'ya geldim. 70'ten bu yönde buradayım. Ne işlerde çalıştınız? Vallahi işlerde çok işlerde çalıştım. Gemi işinde çalıştım, kasa fabrikasında çalıştım, sebze halinde çalıştım, en sonunda inşaatta çalıştım. Kalıcı mıyız, gidici miyiz? Şimdi aldığımız bilgiler sanki iki arada bir derede gibiyiz, doğru mu? Güzel bir soru. Hakikaten herkes şu anda gitmeyi düşünüyor. Ama arkadaşın söylediği gibi çocuklar büyüdü, torunlar büyüdü. Onları bırakıp gitmeye zorluyoruz haliyle. Yine de buradayız yani. Erzurum, Nevşehir, Aksaray. Doğu Antalya'da doğumluyum. İsmim Ali Kan. İşte memlekete geldik. Burada işte bu şeyleri yaşıyoruz arkadaşlar. Kaç yılda geldiniz? Ben 75'te geldim. Vallahi çoluk çocuk burada olunca gidelim diyoruz ama gidemiyoruz. Oraya varıyoruz. Avrupalıyız. Buraya geliyoruz. Türkiye'liyiz. Ya orada nasıl davransınlar bize? Senenin kaç ayını orada geçiriyorsunuz? Alışmanız lazım. Senenin 3 ayını orada geçiriyoruz. Geri 9 ayını burada geçiriyoruz. Evet ya, bizim burada kalmamızın, bak camilerimiz var, iş yerlerimiz var. Hollanda'ya katkımız var bizim, değil mi? Oldu ya. Tabii, tabii canım, olmaz olur mu? Ben kendim mezarlıkta çalışırdım. Bu Silinge mezarlığında çalıştım. Cenazede köllerdik. Efendim taştan çekte yapardık, ağaç diker, her türlü şeysini yapardık yani. Gideceğim burası diyorsun. 25 sene, 30 sene sonra söküp atıyorlar. Öyle mi? Evet. Yani fazla çizdiğini söylemeyelim, belki daha iyi vurur. Buradaki ben mezarlığa gittim, Silinge'deki mezarlığa. Ve orada bir yasin okudum ama oradaki Müslüman vatandaşlara baktım. Onların mezarlıkları da burada garip. Kendimiz zaten garip. Türkiye'de Avrupalıyız, burada da gastarbaylarız dediler. İki tarafa da sığmadık biz burada. En verimli çağlarım burada geçti. Yani gitsek de gidemiyoruz çünkü çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz hep burada doğdu. Biz buradan kopamayız bir şekil yani. Yani hepimiz yoksa Türkiye'yi seviyoruz. Ama burada bizim bir ikinci vatanımız. Ne kadar üyemiz var? Biz sorunları dinledik. 600'e yakın üyemiz var. Bayanlar da bunun içine katarsa 800 falan var. Başkanım, 600 üyemiz var. Sonra arkadaşlarımıza şunu sorduk. Biz Hollanda'da kalıcı mıyız, gidici miyiz? Biz kalıcıyız. Kalıcıyız. Değiliz. Kalıcı olmasak böyle camiler inşa etmeyiz, değil mi? Mümkün değil. Vallahi işte bizim Türk toplumunun biraz duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bu ülkede kalıcıyız, gidici. Duyarlı derken seçimlerde mi? Tabii ki seçimlerde, elbette. Şu anda önümüzde bir seçim var. Yani bütün var gücümüzle gönlümüzün arzu ettiği partimize, partiye diyelim, yüklenmemiz gerekiyor ki sesimizi çıkaralım. Hollanda'da camiler sadece ibadet edilen ibadethane değil. Bildiğimiz külliye, gençlik kulüpleri var. Spor kulüpleri var, kütüphanesi var, bilardo salonu var, oturdukları lokal var. Yani sosyal ve kültürel faaliyetlerde de camiler
buluşma noktası. Ve yanımızda şu anda bir genç var. Yakışıklı bir genç. Adınız nedir? Alpan Levent. Memleket? Memleket Sakarya. Sakarya. Şimdi burada abilerinize, dedelerinize, babanıza şu soruyu sorduk. Hollanda'da kalıcı mıyız yoksa Türkiye'ye dönücü müyüz? Sen burada doğdun galiba. Evet abi. Peki Hollanda'da kalıcı mısın, gidici misin? Bir gün döner misin Türkiye'ye? Abi bizim Türkiye'ye dönmemiz biraz zor. Burada doğup burada büyüdük. Burada bir sistem oturtturduk Allah'a şükür. O yüzden ben kendimi gidici olarak düşünmüyorum. Ha, böyle bir şey var. Tabii ki derseniz ki nerede yaşlanmak istersin? Kendi memleketimizde yaşlanmak isteriz. Burası Erzurum, Aksaray, Konya ağırlıklı. Trabzonlu'yu bulmak burada ilaç gibi. Benim de kökenim orası olduğu için Trabzonlu abime soruyorum. Abim sizi tanıyalım. Ben Kani Terzi. 1964'te Hollanda'ya geldim. Resmi kanaldan. O zaman yani ilk gelenlerdensiniz. Biz de öyle birini arıyorduk. Ne güzel. Efendim? Biz de öyle birini arıyorduk diyorum. Nasıl, memnun musunuz geldiğinize? Geldiğimizde tabii memnunuz. Allah'a çok şükürler olsun. İlla ki o zamanlar sıkışık durumlardaydık. Mecbur olduk yurt dışına gitmeye. İki sene çalışacağım, ondan sonra döneceğim demiştim ama dönemedim. Ben Ispartalıyım. Ben burada 40 yılı aşkın süredir buradayım. Maliyle emekliyim. Ben gitmeyi düşünüyorum şahsen. Ben bıktım yani. Şöyle ki buranın şeyinden ben bıktım yani. Yetiremiyoruz. Aldığımız maaş burada bizi karnımızı anca doyuruyor. Ama biz buralı değil, kalıcı değiliz. Tabii ki çocuklarımız, yavrularımız burada kaldı, kalacaklar. Ama biz en kısa, en fırsat bulduğumuz zaman, en kısa zamanda dönmeyi düşünüyorum ben şahsıma. Ben köyümden, kentimden, köylümden hiç kopamadım. Yurdumu, vatanımı çok seven bir insanım, Türk'üm. Tarih 79, yaşım 18, geldim Hollanda'ya, gelmez olaydım. Dedim ki gavura kesile kökür, geldim elinize, gelmez olaydım. Evdeki hesabım çarşıya uymaz, 1100 euroyla karnımız doymaz. Çocuklar şımardı, sözümü saymaz, geldim elinize, gelmez olaydım. En ağır işlere ucuza sattın, vermedin hakkımı, üstüne yattın. Kırkına varmadan ihtiyarlattın, geldim elinize, gelmez olaydım. Uzatmayalım, gür benim soyadım Sait'tir adım, bozuldu düzenim, kalmadı tadım. 30 yıl oldu ki alışamadım, geldim elinize, gelmez olaydım. Valla ömrümüz bittiği zaman biz dönüyoruz, tabutta dönüyoruz ama asıl kalıcıyız yani. Bugün torunlarım buldu ya, onlar da yetiştiler, yarın öbür onları da vereceğiz. Demek ki burada kalıcıyız. Hollanda'ya da teşekkür ediyorsunuz. Tabii canım, ne biz... bereket okuyorum ben. Benim Hollanda'nın karışmasını da böyle istemem yani ben. Bir zarar gelmesini istemem şahsım olarak. Çünkü burada bir şeyler de gördük. Bazı buranın da bazı şeylerini de öğrendik. Memleketimizi de uyguladık yani. Teşekkür ederim. Ben de bu arada söyleyeyim, ben Nevşehir'in Fahri Hemşerisiyim. 8 kere gidip orada program yaptım. Güzel, ben memnun oldum. Evet. Ürgüp'ü göremeyi gördünüz herhalde Zelve'yi. Adım adım bilirim. Çok güzel. Avanos'ta Zelve. Yani harika bir doğa var değil mi? İnşaatlar yapılıyordu, şimdi inşaatları da söküyorlar orada. Söküyorlar, ne güzel etti ama. Ayağınız burada ama yüreğiniz, bakıyorum hep oralarda geziyor. Orada, hep orada. Ayrılmadık ki. Evet, yani diyorsunuz ki ben de en de sonunda. Memleketimi he. Arkadaşın dediği gibi uçağın altında. Evet, uçağına gitmeydi. Herhalde durumumuz öyle gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Aksaray'a burada izlerler bizi. Var mı bir mesajınız? Buraya gelmek için can atanlara falan. Onlar aklını başına alsınlar. Olduğu yerde ne kadar rızık kazanıyorsa ondan şükür etsinler. Evet, gelişimiz kalıcı değildik. Ama şartlar bizi öyle bıraktı. İkincisi, çocuklar burada kaldığı müddetçe biz de kalmak zorunda kaldık. Ama bizim niyetimiz geri dönmekti. Halimizden şikayetçi değiliz ama, değil mi? Yani gelir bakımından şikayetçi değiliz ama maneviden ne kaybettik, ne ettik biraz ileride belli olacak bu. Hani torunlarımız bizim Türkiye'ye dönmeyecek. Hatta şunu da söyleyeyim, ben kendi torunumun benim Türkiye'de kazandığım malı satacak, buraya getirecek diye düşünüyorum ve öyle olacağını kanaat ediyorum. Çünkü bunlar orada Türkiye'de barınamıyorlar, geçinemiyorlar, yani ayak uyduramıyorlar. Her zaman Türkiye aklımızdan çıkmıyor ki bizim. Yani biz Türkiye diyoruz ama gidemiyoruz. Yani burada çocuk yetiştirme elinde bir çiğ yumurtayı taşımaya benzer. Sıkarsan kırılır, açık tutarsan düşer kırılır. Herhalde işte cenazemiz gidiyor buradan, başka da bir şey. Allah keçiden versin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ ol. Teşekkür. Ben de teşekkür ederim. Bunu fırsatı tanıdığınız için. Estağfurullah. Allah razı olsun. Hepinize iyi günler.
Evet, gördüğünüz gibi çok farklı bir yaklaşım, çok farklı bir düşünce tarzı. Kalıcı mıyız, gidici miyiz? Doğduğumuz yer mi, doyduğumuz yer mi? Bu sorunun cevabını ne kadar aldık? Yorumu sizlere bırakıyoruz. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi güldürücü, esprili, ciddi cevaplar aldık. Evet Zeki Bey, stüdyo konuğumuza dönüyoruz. Sizlere sorularımız bitmedi. Aslında evet, saatlerce program yapsak bitmez. Ama ilk birinci sorum şöyle. Bize ne sorarsanız sorun demişsiniz. Bu tür insanlara soru sormak gerçekten zor. Sence olduğumuz yerde saymıyoruz değil mi? Yani her geçen gün bir günden daha iyiyiz. Ya şu son zamanlarda her geçen gün biraz daha iyiyiz tabii ki. Yani sonuçta 50 yılı devirdik dedim ya. 90'lı yıllarda üniversite öğrenci sayımız 1002 iken şimdi %40'a yükselmişiz. Ama %40 da az. Mesela Somaliler %60. Hollandalılar %65. Böyle kısa oy evet, kullanma oranımızdaki artış var mı her seçimde? Kesinlikle. Oy kullanma oranımızda artış var. Seçim bu bilinci de artıyor. Evet, seçim bilinci de artıyor. Araştırma bilinci de artıyor. Mesela geçtiğimiz zamanlarda öyle belediye meclis üyeleri vardı ki 4 yıl hiç kürsüde konuşmadan giden insanlar vardı. Artık öyle şeyler yok. Evet. Tığ gibi delikanlılar, Hollandacayı Hollandalılardan daha iyi bilen, ne istediğini bilen bir sürü insan artık belediye meclis üyesi. Yani tabii ki yerimizde saymıyoruz. Ama yüzden, daha ileriye gidebiliriz. Evet, o yüzden kısa sorayım, siz cevap verin. Zaten hepsi daha önceki konuşmalarınızda, cevaplarınızın içinde saklı da ben akılda kalsın diye soruyorum. Bu kadar şeyden sonra gidici miyiz, kalıcı mıyız? Kalıcıyız. Hollandalı'daki Türkler burayı benim vatanım, doğduğum yer, doyduğum yer. Hangisi? Doyduğu yer olarak mı? Öncelikli doyduğu yer olarak mı? Yani şimdi o çok direkt verilecek bir cevap değil. Niye biliyor musunuz? Anadolu insanları doğduğu toprakları çok sever. Oradan kimse koparamaz onları. Yani Hollandalıların eğer Türkleri asimile etme gibi bir rüyası varsa vazgeçsin. Vallahi verdiğiniz cevaplar tam politikacı cevabı yani. Yani bizim Türk toplumu asimile edilemez. Ama biz iki toprağı da çok severiz. Ve iki toprağa da gerçekten sadığız. Yani bizim sadakatimiz lütfen test edilmesin. Evet. Lütfen. Yani bu cümlenin altını çizmek gerekir. Evet. Gerek Türkiye'de gerek Hollanda'da bizim evet, sadakatimiz lütfen test edilmesin. Biz iki ülke içinde canımızı veririz. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten bu politika cevabı değil. Bu böyle evet, damardan, yürekten evet, verilmiş gerçekten bir öyle, cevap oldu. Gerçekten öyle. Biz doyduğumuz topraklarda canımızı veririz. Bunu herkes bilsin. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızı bir başka tanıtım filmiyle kapatacağız. Kendi iş yerine olan aşkı kadar Beşiktaş'a düşkünlüğü ile de bilinen Emin Bey'in görüntülerini birlikte izliyoruz. Ben Emin Çalı, 1979 doğumluyum. Aslen Aksaraylıyım. Hollanda'ya da 99'un son aylarında geldim. 2007'de start, yani drive startını verdik. 2008'de tam aktif olarak Krotandıl'a başladık. Yaklaşık bir 9 yıldır da Krotandıl'da devam ediyoruz. İlk bir tane bir minibüsle başladık bu şirkete. Bir buçuk iki yıl bir minibüsle amca oyla hiç şeyimiz olmadı. İşçimiz olmadı. Hep beraber çalıştık. Sonrasında stajyer aldık. Sonrasından işte işçiler aldık. Şu anda 15'e yakın işçimiz var. 4 tane de minibüsümüz var. Hizmet veriyoruz. Aktif Rotterdam içi her gün aktifiz. Şu anda servisimiz North Brabant'a servisimiz var belli günler. Bir de Denak bölgesi, Utrecht bölgesine de servislerimiz oluyor. Ama onlar da haftanın belli günlerini belirliyoruz. Biz genelde kafeler, işte barlar, lounge, restoran, genelde süpermarket fazla müşterimiz yok. Hollandalı müşterilerimiz de oldu. Bizden çalışınca çok memnun olup da bizi tavsiye ettiği yerler oldu. Diyebilirim yani hepsinden var. Yani Hollanda multi bir ülke. Hepsinden bütün müşterilerimizden var bizim. Bir Hollandalı şirketi gördüğümde işte sorduğumda dedik ki işte bu şirket dedemden kalma. O beni etkilemişti. Ha demek ki insanlar sen kendinden sonraki gelen insanlara bir şey bırakabiliyor. Bizim de hedefimiz oydu. Biz bir şirket açtık. Dedik ki
bu şirketi biz çocuklarımıza bırakmak niyetiyle başladık. Yani onlara da bir şey bırakalım. Öyle çalıştık. Belki ilk başlarda biraz sıkıntılar yaşadık. Ama şükür azimle, dürüst çalışmayla sonuçta bu şirketi de biz ilerideki, sonradaki gelecek çocuklarımıza bırakmak istiyoruz yani. Ben şöyle söyleyeyim size, ben İstanbul Beşiktaş Kongre üyesiyim. Onu da şöyle açıklayayım. Ben Anadolu'da büyüdüğüm için hep Beşiktaş özlemi vardı bende. Çocukluğumda hiçbir Beşiktaş forması giymemiştim. Olmamıştı. Hep duygulanmıştım. Şükür gün geldi, Beşiktaş İstanbul'da feda senesiydi. Statımız yoktu, yıkılmıştı. Beşiktaş'a katkı olsun diye gittim. Kongre üyesi oldum kulübümüze. Sonrasında burada Beşiktaş kulübü, spor kulübünün olduğu, orada görev aldım. Şunda yöneticiyim, sponsorluk ve pazarlama. Sonuçta Beşiktaş için, buradaki çocuklarımız için, yani bütün çocuklar bizim, onlar için bir emek şey yapıyoruz. Sportif başarılarımız var. Kulüp inşallah daha güzel buradaki bölge olarak, yani herkese açık kulüp. Beşiktaş burası. Sadece Türklere değil, herkese açık. Biz o çocuklara güzel eğitim vermek istiyoruz. Onlara sportif başarılarını yapmasın. Ve tabii ki isteriz ki bütün çocuklarımız güzel yerlere gelsin. Niyetimiz bu. Beşiktaşlı olmak ayrı bir şey. Onu anlatamam. Yani Beşiktaş, aşk diyoruz ya. O aşkı biz Beşiktaş'ta görüyoruz. Evet, Saadet Hanım, gerçekten Emin Bey bir Beşiktaş fanatiymiş. Bir Fenerbahçeli olarak kıskanmadım desem yalan olur. Değerli Zeki Bey, geldik programımızın sonuna. Sizden toplumumuza, insanlığa, Hollanda'daki Türklere mesajınızı alalım ve programımızı kapatalım. Tabii ki efendim. Ben Hollanda Türk toplumunu, her kesimini saygıyla selamlıyorum. Ve ortak sorunlarımızda bir araya gelmeye davet ediyorum herkesi. Ve bu ülkede kalıcı olduğumuzu, bu ülkeye sahip çıkmamız gerektiğini, bu ülkenin Wilders gibilere bırakılmayacak güzel bir ülke olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum ve tüm vatandaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Wilders, aşırı bir sağ partinin lideri. Zaman zaman değil, sıklıkla Türk, yabancı ve İslam düşmanlığıyla gündeme geliyor. Fakat buradaki Türkler onlara papuç bırakmayacak, değil mi Saadet Hanım? Evet Yavuz Bey, bu konulara daha ileriki programlarımıza daha çok geniş yer vereceğiz. Şu anda programımızın sonuna doğru yaklaştık. Hollanda Çarşı Pazar ekibi olarak geçtiğimiz 45 dakika boyunca size Hollanda'nın farklı yerlerinden görüntüler getirmeye çalıştık. Hem iş hayatınızda hem sosyal çevrenizde başarılarınız ve keyfiniz eksik olmasın diyoruz. Şu an altta yazılı olan YouTube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Evet değerli izleyiciler, bize her konuda yazmaya devam edin, mail gönderin. Geçtiğimiz hafta gerçekten beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. O yüzden Instagram hesabımıza abone olun, YouTube kanalımıza abone olun ki sizlere daha güzel, daha dolu dolu bir program hazırlayalım. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da temennim ve dileğim, yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, bedeninizden sağlık, sıhhat, ekranlarınızdan bizim televizyonumuz eksik olmasın. Haftaya kadar hoşça kalın.